Selamlar arkadaşlar, ben Yiğit. Ben de Batuhan arkadaşlar. Tarihçinin Not Defteri kanalında yeni bir yüzle karşınızdayız. Belki tanıyanlar vardır canım. İlla vardır yani. Ortak takipçilerimiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, buraya gelme sebebini açıkla. Evet, açıklayayım. Şöyle bir karar aldık. Esasında aynı dönemde aynı projelerle, benzer projelerle diyelim, Aynen. ortak kararlar sonucunda iki tane farklı YouTube kanalı açmıştık. Biraz teknik problemlerden kaynaklı veyahut beraber daha iyi çalıştığımızı düşündüğümüzden ortak bir kanala çevirelim bunu dedik. Bu yüzden Daha fazla içerik olması bakımından ve yani farklılık bakımından da önemli. ayrı ayrı iş yapmaya gerek yok. Bunca Aynen. senedir beraberiz. Bundan sonra da ortak Aynen. kanal bizim için kafi olur diyerekten. Bundan sonraki projelerimizi, yüz yüze konuşulacak şeyleri, yüz yüze oyun videoları vesaire hem beraber hem ayrı olarak Aynen öyle. yani ayrı başlıklar, bölümler açarak devam ettirmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Diğer benim kullanıcı adım Historikum, Okyanurhun veyahut o Orayı isimle. artık takip Yani etmesin. bu arada Ama orada farklı takipçi varsa buraya gelebilir. dipnot olarak söyleyeyim, düzenli olarak zaten Batuhan'ın videolarından yorum yapan arkadaşlar benim kanalıma da yorum yapıyorlardı. Evet. Bunca zamandır hem o dönemde güncel olarak video çektiğim zaman da beni destekleyen hem de Batuhan'ı güncel olarak destekleyen arkadaşlara samimiyetle teşekkür ederim. Hem Aynı Batuhan hem kendi şekilde. adıma. Nihayetinde bu yeni başlayanlar için Tabii büyük bir canım. motivasyon, değil mi? Ya önemli. Neticede şeyin artık ayrı bir köşesi olacak. Onu söyleyebiliriz. Yani o da ayrı ayrı, illa benim olmama da gerek yok. Bir video çekebilecek yani. Öyle gün içerisinde, yani hafta içerisinde daha fazla içerik ama daha çok farklılığın olduğu içerik. Mesela Total War serisi çekiyorum ben. Ama o bunda daha bilgili, daha farklı bir seviyeye ulaşabilir. Yani Başlatan da aynen, beni başlatan da o zaten. İlk videomda da söylemiştim. O tarz yani farklılıklar olacak ki zaten ikimizin tarih üzerinden de baktığımız ilgilendiği alanlar farklı. Ben daha çok Türkiye Cumhuriyeti, yakın çağ tarihi. O ise daha çok eski çağ, benim İslamiyet eski kafalı. öncesi Türkler, hayır. İslamiyet öncesi Türklerine yönelik. Yani bu tarz şeyler göreceksiniz. Bu oyun videosu da olabilecek bazı zaman. Beraber çektiğinizde de böyle yine bir kameranın karşısına geçip bam 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 konuştuğumuz herhangi bir Tarih konuyla ilgili. içerikli veya genel Aynen. kültür He. ağırlıklı. Bizim asıl Aynen. işimiz bu zaten, Ya da değil yine mi? gideceğiz bir tane film izleyeceğiz. Yani bir Marvel filmi bile olabilir Ya, mesela kitap yani. yorumları Evet. olabilir yani Beraber vesaire. bir kitap okuyacağız belki de, onu şey Ya da yapacağız şey olur. tarzında. Direkt tarihi dönemler hakkında genel bilgiler Ha evet. edindiğimiz sohbet Olabilir. tadında Doğru. biz severiz çünkü Soru sohbet. cevap şeklinde Aynen. vesaire. Her şey Bu orada olur. videoyu çekmemizin sebep olan şey ise yakın zamanda vizyona girmiş olan Atatürk filmi. Biz bunu rahat bir haftadan fazla olacak sanırsam. O zaman izlemiştik öncesinde, yani bu videonun çekildiği günden. Bu videoyu da daha erken çekecektik de. Nasip olmadı. Aynen, nasip olmadı diyelim. Şimdi şöyle başlayalım abi, bu filmin sohbetine. Sen bana demiştin ki bu filmi izlemeden önce, daha sinema salona girmeden önce ben bu tarz filmleri ön yargılıyım. Hatta yakın zamanda bir Göktürk filmine gelecek, ona bile aynı şekilde ön Evet. yargılıyım. Çünkü sıkıntılı olabiliyor bu tarz şeyler, canlandırması vesaire bu tarz karakterleri. Ya bunun en büyük sebebi şu arkadaşlar. Şimdi bir tarih okuyucusu olduğumuzu varsayalım. Hepimiz için diyorum. Kafanızda belli başlı karakterler yaratıyorsunuz ister istemez. Ve diyelim ki işte Göktürkler hakkında bir okuyucusunuz siz. Belli başlı akademik veyahut romanları okuyorsunuz, tüketiyorsunuz. Ve ister istemez ne oluyor biliyor musun? Kafanda belli başlı o tarihi kişilikler canlanıyor, yaşamaya başlıyor. Aynen. Tipleri, davranışları, hal ve hareketleri. Mesela benim kafamda bir Bilge Kağan var, Kültigin var yani. Şimdi herhangi bir oyuncunun acaba o tipe, karaktere girebilecek mi sorusu beni düşündürüyor ve ön yargılı davranmama sebebiyet oluyor. Çünkü Tabii ki. söz konusu kurgu bir şey değil arkadaşlar. Gerçek Tarih olan, yaşamış olan bir şeyden referans bahsediyoruz. alınıyor.
Ya mesela hepimizin aklında az çok eski Türk tipi vardır değil mi? Aynen. Mesela diyelim, çok mesela dedim, kusura bakmayın da. Örneğin Bir şey olmaz. o tipin dışında, yani bildiğimiz, öğrenmiş olduğumuz tipin başında, dışında farklı bir karakterin orada olması hepimizi bir şoka sokar yani. Yani gidip bir İslamiyet öncesi yaşayan bir Türk'ü gidip duvarlar etrafında yaşıyorken kimse hayal etmez yani Ya İslamiyet'i. fenotipinin farklı olması Tabii tip veya... de var. Yani gidip mesela normalde eskiden at üstünde çekik böyle hani tamam mı? Belinde kılıcı vesaire öyle giden birine genellikle hayali kafasında börkü vesaire olan. Ama gidip karşına işte kafana bir tane işte Bizans usulü bir şey takmış bir şey falan Ya görürsen. o teknik Aynen. kılık kıyafet açısından çok büyük yanlışlara Ki gider. mesela Atatürk filminde şöyle bir farkı var. Yani bunu özellikle filmin içinde yapımında bulunan birinden görmüşüm. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Twitter'da özellikle hani kim hangi okuldan ne amaçla mezun olduysa onun kıyafetleri özellikle seçilmiş. Yani atıyorum bir yarbayın kıyafeti gerçekten o zaman da öyleymiş. Mesela Nuri Cönker diye bildiğimiz kişi Atatürk ve Ali Fuat gibi kişiler gibi asker olmak amaçlı şey olmuyor. Bildiğim bir zabıt olarak görev almak amacıyla mezun oluyor. O amaçla gidiyor askeri liseye. Onun kıyafeti farklı. Mesela filmi izleyenler bilir. O bir fotoğraf çekildikleri sahne vardır ve orada vardı ve orada Mustafa Kemal'in ve diğerlerinin böyle bir sarı bir şey vardır. İp diyeyim. Anlasınlar. Şey, böyle bir şey var. Böyle geçer. Takılır oraya. Ama mesela Nuri Cönker'de öyle bir şey yoktu. Bunlar önemli ayrıntılar. Bilenler için tabii. Yani benim için de önemli ayrıntılar. Öğreniyorum hocamdan her hafta. Ama o sahne güzeldi. O O sahne fotoğraf bence de sahnesi güzeldi. güzeldi. Özellikle bir 100 yıl öncesi Osmanlı subaylarının, pek de biraz daha götürmek lazım, 100 yıl kaba taslak bir tarih veriyorum, 120-130 yıl vesaire öncesinin subaylarının o şıklı flinta gibiler yani. Aynen yani hepsi İnsanı etkiliyor yakışıklı. arkadaşlar bakınca. Hani belki de ya şöyle söyleyeyim ben şahsen hiçbirine zaten tipsiz vesaire demem de hani atıyorum bir dışarıdan bir gözle tarihli hiç haşır neşir olmamış biri olarak değerlendiririm mesela. En tipsizinde bile bir yakışıklılık var yani. O Bir görünüm o asalet, seçicilik aynen var bir yani asalet var bir seçmişler. yansıyor yani. Kim olursa olsun bu fark etmiyor. Ki zaten eski kayıtlara falan baktığımızda da vaktiyle yaşamış insanların yüzleri bana nedense daha orijinal geliyor. Evet. Bir tek Bilmiyorum, Enver Paşa fark ile eder Talat misiniz? Paşa'yı tutturamamışlar bu arada yüz Evet, olarak. onlar... Ama yani Talat Paşa'yı belki bulabilirlerdi. Daha benzeyen. Ama Enver Paşa'yı gerçekten bulması zor. Yani bulunan oyuncu gerçekten en iyisi şu an. Yani olabilecek en iyi senaryo Yani yani. çok fazla ekstra yorum yapmaya gerek yok Aynen. ama belki biraz da dediğin gibi üstüne belki Ya düşünmeliyim. Talat Paşa mesela yani. Daha Talat Paşa için biraz daha O çok göbekli yani veriyorum hiç sana. Basit beklemezdim. bir ayrıntı ama Aynen. dönemin en göbeklilerinden, Tabii. en Ya hacimli bıyık şekli bile insanlarından. uymuyor. Mesela ihtiyatçıların bıyık şekli bellidir. Böyle gelir ki Talat Burkmamış. Paşa'nın fotoğraflarına baktığında görürsünüz. Filmde oynayanın güzel oynadı yine kötü oynamadı Yok canım, ama onu benzerlik eleştirmiyoruz. bakımından eleştirdiğimizde Fenotip işte. resmen dümdüz bıyık. Bu şeye geldik yine. Ön yargılı olma sebebine Ha geldik aynen. işte. O zaten o yüzden Kafamızdaki bunları o anlattım. karakter Aynen. tipolojisi benzemezse hal ve hareketleri, yüz hatları, Tabii. vücut hatları falan, insan ister istemez ya bu mu Mesela Cemal diyebiliyor. Paşa benziyordu. Cemal Paşa Sakal yapısı falan tabii o da yine aynı şekilde gösterince bıyığı vesairesi gençlik benziyordu. fotoğraflarını çok bilmiyorum Ben koyarım araya buraya bir yere. ama onun dışında evet. Filmin videonun sonlarına bu tarz doğru bir şey yapabilirim arkadaşlar. Hani işte kişileri önemli o filmdeki önemli kişiler vesaire karşılaşma bir şekilde olabilir yani. Çok da kurcalamam Belki yani. yaparım O işte. kadar da. Bu sadece kafamızdaki o ön yargı. Aynen. Sadece bu bizim yaptığımız eserlere karşı değil, bir tarih okuyucusu olarak, tarihçi olarak Evet. ya da bir hobi olarak düşündüğümüzde dahi ilgilendiğiniz bir alan. Roma tarihi. Roma ile Aynen. alakalı bir film izliyorsunuz. Absürt tipler, İtalyan tipi yok da
Galatasaray var sanki, Roma var oynayanları vesaire. Ya ufak tefek ama işte besliyor evet. O duygu. Ya biraz da şimdi diğer filmlere de bakıyorum. Mesela ben Kurtuluş ve Cumhuriyeti film olarak da var, dizi olarak da var. Diziler demin kastı tamamıyla o ikisinden kaynaklanıyor. Film olarak dizinin birleşmiş halini görüyorsunuz. Dizi olarak da var ama ben dizi olarak izledim tabii ki de. Mesela hepsinde Derseniz Atatürk, Veda ve benim daha aklıma gelmeyen birçok şeyde filmin geçtiği alan yıl aralığı daha doğrusu 1881 ile 1919. Ama hiçbirinde yani o nasıl denir içerideki o siyasi çatışmalara, yani mesela filmde bir sahne var. Atatürk gidiyor Enver Paşa'ya, siz bir kurşun bile sıkmadan sattınız Selanik'i diyor yani. Enver Paşa'ya gidiyor. Orada Trablusgarp'talar racon kesiyor. Adamın bir gözünde şarapler gelmiş. Adam gidiyor diyor ki siz burayı şey yapmadınız. Dönüp gidiyor, sonra Enver Paşa'nın diyebileceği tek şey gittiğinizde hesabını soracağız. Yani o hesabını sormadan ne oluyor? Baba Ali baskını. O da etkileyici sahneydi. Ölüm kalın yaşıyor. Aynen. Şey diyor ya, yataktan kalkıyor şöyle bir bakıyor gözüne falan. Savaşı diye kazandık mı falan. Sonra zaten askerin biri gelip haberi veriyor. Öyle o kuşumla gidiyor. Orada şey diyor, boş versin hala hayattayız hesabı gibi konuşuyor. Ha, aynen. Oradaki savaşçı ruhu. Mentaliteye çok güzel yansıtıyor. Hemen kalkıyor, sonra Enver Paşa ile falan görüşmeye gidiyor. Bu filmin bir de yani şöyle bir farkı var. Diğer filmlerle kıyaslanın. Diğer filmler daha çok yerelde kaldı. Yani daha çok Türkiye'de yaşayan insanlar bunu izledi ve dikkatini çekti. Yani bir Veda'yı, bir Dersin Atatürk'ü, işte Kurtuluş ve Cumhuriyet dizilerini, ki hala da YouTube'da TRT'nin kendi kanalında, TRT Nostalji kanalında ne bulabilirsiniz diyebilirsiniz oradan. Ama bu filmin bir farkı var. Bu filmin Amerika'da bile galası yapıldı. Yani yurt dışındaki bir insan bile Atatürk'ü izleyebilme, nasıl bir biri olduğunu tanıyabilme şansı elde edecek. Belki de bu sayede, ki elde etmişlerdir. İlla izleyenler olmuştur. Önemli bir şey bu. Yani ve bence pozitif bir bakış açısına sahip olurlar diye düşünüyorum. Yani aynen. Karakter iyi tasarlanmış, hal hareketleri. Yani mesela gidip şey saçma sapan Ermenilerin kitabından vesaire, Atatürk ya da Yunanların kitabından okumadıysa adam, tarafsız insanlardan okumuşsa, mesela burada kitabı var, Andrew Mangold'dan okuduysa bir şeyler almıştır diye düşünüyorum. Ya işin o boyutu da var arkadaşlar. Hangi kaynağı tüketirseniz aynen, ister istemez bilinçaltınıza o yerleşiyor. Ona göre düşünmeye meylediyorsunuz. Kaynak ismi gelmiyor da Sezai Hoca hatta bir derse göstermişti ya, tarih coğrafya dersinde mi ne, Osmanlı tarihi dersinde. Gidip şey sırf yani Osmanlı'yı ve hatta Cumhuri yani milli mücadele verenleri yalanlayan bir kitap var yani. Full yalanlarla dolu, yalan bir tarihin yazıldığı bir kitap var arkadaşlar. Yani, sırf bu amaçla yazılmış kitaplar var. Bu arada dipnot olarak ekleyeyim, sadece bu olay tarih konusunda İşte yakın dönem için falan geçerli değil. Hepsi yani. Ya her dönemde vardır yani. Zıt kaynaklar böyle küçümseyen bakış tabii açılarıyla yazmış olabilir. Kendi milliyetçi duygularıyla yazmış olabilir. Bir yerme hatta duygusu olabilir. Moğollar yüzünden Avrupalılar bize Moğol sanmıyor muydu? Öyle ya muhabbet öyle vardı. Şu an daha çok Türklere Arap zannediyorum. Ay şimdi öyle bir muhabbet var da. O zaman bir zamanlarda öyleydi yani. Moğol'la Türk'ü ayırt edemiyor, Tatar'ı ayırt edemiyor falan. Hepsini aynı kefeye koyuyor. Bugün de çok bir şey değişmedi aslında. Aynen. Ortak nokta hep aynı. Ben bu filmi diğerlerinden ayırırsam içeriği bakımından ayırırım. Ama şöyle mesela Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin, hatta dizilerinin diyeyim, İkisi de geçerli neticede. Bu ikisinin en büyük farkı, bu Kurtuluş ve Cumhuriyet'in meclis içerisindeki o çatışmaya daha odaklı. Zaten direkt Kurtuluş Savaşı'ndan, Milli Mücadele'den ele alınmış bir seri bu. Ki senarist de Turgut Özakman, yani onun kitaplarından yola çıkılarak yapılmış bir şey. Orada daha çok meclis içi çatışmalar görüyor. Tabii bu filmle girmesini bekliyorum. O yüzden bir farklılığı var yine. Ama diğer filmlere baktığında o dönemi çok şey geçiyor. Yani bir farkı yok. Yani bir farkı yok dediğim, farkı var aslında yani. Arada bayağı bir uçurum var hatta. Hiç değinilmiyor bile neredeyse. Enver Paşa
diye bir karakter bile gösteremiyor sığ mesela. Da, sığ da geri aynen, sığ. Bak, sığ bile yatar. Adam Çanakkale'de Mustafa Kemal Enver Paşa ile atışıyor. Sen Çanakkale'yi gösteriyorsun ama onu göstermiyorsun mesela. Ya da şey, oraya Çanakkale'ye atandığı ilk tümeni mesela, nasıl oraya geldiğini, neden geldiğini evet, göstermiyorsun mesela. Bu filmde mesela o, onlar var. Bayağı bir titiz çalışmışlar. Yani aynen. İlk görev yeri, Krallus Karp olayı. Atatürk'ün hayatının ben 1919'a kadar çok güzel ele alındığını düşünüyorum açıkçası filmde. Ki zaten yarıda kalıyor Çanakkale. Tabii. En son 1919'a kadar getirecekler. Ondan sonra bitecek. Herhalde Yüksekmal Bandırma vapuruna binerken bitirme. Çanakkale Savaşı. En son işte tümeni atamışlardı. Alaya atandı. Alay konuşması oluyordu filmin sonunda. Ha, aynen. Bu güzel bir konuşmaydı. İkinci filmi de 5 Ocak'ta gelecekmiş zaten. Evet, tarihe yakın. Aynen. Ben ilk sinemada fragmanını gördüm ve tarihe dikkat edememiştim de. Dün Napolyon'a gittiğimde fark ettim 5 Ocak. Ya bu meclis olayı derken İttihat ve Terakki gerçekten o atmosferi güzel yansıtmışlar arkadaşlar. Aynen. Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. O zamanın yönetim biçimi saltanat. Bildiğiniz monarşi var. Yani babadan oğula geçen bir ya sultanlık rejimi, padişahlık rejimi var. Ve işte cumhuriyete giden yolda artık insanlar, biraz daha basit olarak anlatmak gerekirse, aynen, hürriyet arayışına girişiyorlar. Aynen. Ve bir fıkra kuruyorlar mı desek? Yani cumhuriyetin saltanat vari versiyonu, yani meşrutiyet diyebileceğimiz meşruti bir monarşi kurma amacındalar. Yani özellikle İttihat ve Terakki'nin savunduğu şey şu: bizim haklarımızı savunacak mebusların olduğu, yani vekillerin, günümüz milletvekilleri olarak düşünün. Prototip abi. Ha, aynen. Bir meclis kurması sözü almıştık Vahdettin'den ama bunu yapmadı. Ya da bir kanun esası yayınlandı mesela. İkinci Abdülhamit işte. Vahdettin dedin mi? Vahdettin mi dedin? Ha, pardon, öyle dediysen pardon. İkinci Abdülhamit. İkinci Abdülhamit zamanında mesela bir kanun esası yayınlanıyor. Bu sözünü tutmuş oluyor onlar yine belli bir geçen sonra. Ama meclisi kapatacak sonra, kurduğu gibi neredeyse. Tatile yollayacak. Ki 31 Mart'a, aynen, ki 31 Mart'a ayaklanmasının en büyük sebebi odur. Halk padişah isterken İttihat ve Terakki'nin devreye girip hürriyet diye. Yani şey yapması. O hürriyet düşüncesi etrafında aynen bir araya gelen o grup, o çok güzel, güzel yansıtılmış. Yani İttihat ve Terakki'nin ne olduğunu öğrenmek isteyen bence bu filmi izlemeli. Yani filmden az çok bir şeyleri kaparsınız. Yani ayrıntılı bir bilgi edinmezsiniz elbette ama hiç yoktan üç paşayı tanımış. Ya aynen, yani bir Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa kim? İşte Mustafa Kemal ve arkadaşları ne yapıyor bu İttihat ve Terakki içinde? Çok iyi ya. Beraber çok oldu. Sağlam. Ve Atatürk yani gerçekten şey böyle atarı falan her şey yerinde yapan, hatta doğru bildiği şeyi sonuna kadar savunan biri oldu. Yani karakterini dominant yansıtıyor. Aynen. Ya dominant, yani otoriter, liderlik aynen vasfı taşıyordu filmi. Atatürk filminin mesela YouTube kanalı var. Belki biliyorsunuzdur. İzleyenler biliyordur belki. Orada mesela Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıran kişi ve İlber Ortaylı bir şey çekiyorlar. Orada açık açık adam şey diyor. Biz kim çeşitli okuduğu kitaplardan vesaire bahsediyor ve benim bu kitapları okuma amacım diyor, tamamıyla Atatürk'ün düşüncelerini ve yaşadığı duyguları yansıtabilmek. Yani genellikle işte şu olay oldu, bu olay oldu, bilmem ne diye gidiyor mesela. Diğer Atatürk filmlerimize dinle. Videonun başına geliyor, ön yargı olayına geliyor mesela. Heh, aynen. Yani aktör onu yapmasaydı büyük ihtimalle o duyguyu veremeyecek olsaydı, ben yine belli başlı şeylerde önemli yani gidip davranıyor. Mesela Şevket, şurada görüyorsun mesela, Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabını okumasaydı zor yani. Ki onu bile okumuş, hatta İlber Ortaylı'nın tam olarak şurada Atatürk kitabını bile okumuş yani, gösterecek olursak. Diğer türlü çok eksik açık kalırdı canım, nasıl yapacağız? Ya zaten diye. Şey genellikle hep şu oldu, bu oldu, bu oldu, bitti şeklinde i̇şte gidiyor. İşte biraz kafanın içinde yaşamak lazım. Aynen. Yani ne kadar okumuşsan o kadar ister istemez okuduklarına benziyorsun. Kesinlikle. Hayal dünyanda canlandırıyorsun. Bazen sen de
onların arasına katılıyorsun. Yaşanmışlıkların arasına katılıyorsun. Aynen. Yani hal ve hareketlerin ona göre evriliyor diye ben düşünüyorum. Doğru. Bir de diğerlerinden farklı olarak neyi değerlendirebiliriz? Latife Hanım dışında başka Atatürk'ün zamanında başka bir kadın, yabancı bir kadına hoşlanma görebiliyorsunuz. Yani Sofya. Çoğu kişinin bilmediği Madem Karelin mi neydi, öyle bir ismi vardı, şimdi yanlış olmasın. Sen daha iyi biliyorsun hocam, ben mağara adamıyım. Madem Karelin'di galiba, şimdi yanlış söylüyorsam düzeltin. Şu an tam hatırlayamıyorum, bakmam da tam ne doğal konuşuyorum şu an. Onu bile mesela şey yapmışlardı yani, Bulgaristan'daki aşkı meşhur. Ama meşhur sadece kim meşhur diye söylüyorlar ama meşhur değil aslında. Kimsenin bildiği yok, uğraşmayanın bildiği bir şey değil yani. Yani. Biraz yani, lafta kalan. Ya aynen. Biraz ucundan ona da, yani ucundan değil bayağı var aslında. Balo'daki Osmanlı kıyafetleri. Evet bak, o da çok güzel. Yani ben mesela çocukluğumdan beri Atatürk'ün o fotoğrafını görürdüm. Yeniçeri kıyafeti. Çok yeni. Çok şey böyle hani beklenmediği yapmış mesela orada Balo'ya giderken, ki orada da herkesi zaten etkilediğini söylüyorlar vesaire ama filmde resmen o anı size yaşattılar. Yani bize, ben yaşadım en azından. Hissettim olayı. Bir de bende ne oldu biliyor musun? O fotoğraf normalde siyah beyaz ya, orijinali. Evet. Abi o siyah beyaz fotoğrafla filmdeki sanki birleşti yani. Hiç değil mi? Farklı bir şey yokmuş gibi direkt. Evet. Yani tuhaf bir isti ama benim hoşuma gitti. Bir Osmanlı evası. Güzeldi. Osmanlı paşası. Bu güzel bir ayrıntıydı. Ki hoş. Yönetmenin de birkaç şeyini izledim. Yani özellikle bu Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına da ekip olarak konuk oldular. Mesela Atatürk filminin başrol oyuncuları ve yönetmeniyle birlikte. Orada da mesela şey, herkes role hemen kabul ediyorum, hemen kesin Aras Bulut İnanmese hemen kabul ediyorum, hemen oynamalıyım, Atatürk olacağım falan modunda değilmiş kimse. Ki Zübeyde Hanım'ı canlandıran kişi bile şey, hemen kabul etmemiş, reddetmiş. Kolay yani. Bir şey değil arkadaşlar. Çünkü belki onların aynen da bahsettiğimiz olay gibi önyargıları var. O yüzden olur mu, olmaz hem o mu? Hem de şey, zaten şey, çekinceli bir durum. Yakışık almak lazım. Yakışman lazım yani. Fenotip olarak benzeyeceksin, hal ve hareketin benzeyecek falan. O kolay evet. iş değil. Tarihi canlandırmak. Yönetmen hatta orada şey diyor, özellikle oyuncu seçimine ciddi derecede üstüne düştü, çok belli oluyor. Mesela Aras Bulut İynemli Atatürk rolü için seçmesinin sebebi orta yaşlı biri olması ve iki filmin de gideceği noktada o oraya kadar aynı oyuncuyla gidebilmek, yani aynı kişinin o rolü taşıyabilmesi için de bu tercih edilmiş. Mesela ona bile dikkat edilmiş adamın yaşına göre vesaire, ki zaten devamlılık esasında. Aynen yani. Ki yönetmen şey diyor hatta, düşündüm oyuncuları vesaire diyor, bir tek Aras kaldı diyor, en uygunu da oydu diyor. Yani altyapısını bayağı bir incelemiş. İnceledim oğlum, yoksa öyle bir, bu arada yani öyle bir filmin gişesi bence daha da fazla olurdu. Yani belki de Türk sinema tarihinin en yüksek gişeli film olabilir ama bu Disney Plus'ta evet, çıkacaktı. Sonra işte Ermeni diasporası vesaire mevzu döndüğü için de bu kadar İptal şey oldu. İptal oldu vesaire, ortalık biraz karıştı olduğunu. Ya mesela eminim birçoğunuz belki de şey, o andan itibaren birçok oyuncuya tepki koymuştur yani. O çok sıkıntılı bir şey. Sosyal medya çalkalandı biraz. Sen mi yapma o sesi? Ha, karamel şey yapıyor. Kedimiz vardı arkadaşlar. Şey, kapıyı tırmalıyor. Kedi bu, her şeyi yapar. Aynen. Aslında alabilirdi karamızı ama. Kitaplığı mahvedebilir korkusuyla. Yerinde durmuyor ki zaten. 2 dakika sonra gider şurada bir yerde dolaşmaya başlıyor. Bakın arkadaşlar, kedi yanımızda değil. Ufacık bir gürültüsüyle bütün ilgiyi odağına attı kendisine. Aynen. Dikkat edin, eğer kediniz varsa veya kedi sahipleneceksiniz. Sürekli ilgileneceksiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Arada dağlar da olsa ilgiyi. Aynen, özen göstermek lazım. Kedi başkadır. Aynen. Velhasıl kelam.
Dinleyeceğim başka bir şey var Ve mı? asıl kelam özellikle son sahne alay konuşması. Aa evet. Tamam mı? Onu Alay unuttum. konuşması. O zaten filmin hani çok yüksek bir noktada, hatta beklentilerin hani ikinci film için beklentinin daha çok yükseldiği bir yer oldu bence. Yani oradan sonra birkaç sahne ve bitiş Evet. vermesi. İkinci filmin mesela ben gişesinin birinci filmden çok çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Heyecanlı yerde bitti. Çok aynen yani Atatürk konuşmayı yaptı işte ben size şunu vaat ediyorum, bunu vaat ediyorum, bilmem ne zorluk vaat ediyorum vesaire. Bitti. Alayın düzensiz olması falan yine ona Aynen. rağmen disiplinli olması. Sen Evet. okudun mu öyle bir şey? Ne? Okudun mu öyle bir şey? Var. Var Var. mı? Zaten özellikle filmde diyor ya Enver Paşa özellikle yapamayacağı, Evet, zorlanacağı bir öyle bir yere olay var. götürmek, göndermek daha doğrusu istiyorum şeklinde. Belki o dönemde tabii Ya tarih askeri değiştirilemez aynen. ama bu tarz rekabet haline girmek yerine belli başlı konularda daha Abi uyumlu şey çalışsalar ya tabii ki de ama o mesela sahneyi görünce üzüldüm ya çünkü tabii o ki yüzden. de tabii de üzülsün. Çünkü şöyle bir şey var yani Kurtuluş Savaşı sürecinde mesela gidip Kurtuluş dizisini izleyenler için söylüyorum. Bilirler onlar. Orada bile mesela sürekli bir Enver Paşa dedi. Bak ki orada mesela Enver Paşa var bu arada. Yani onu söyleyeyim. Enver Paşa mesela orada sürekli hele bir de o işte Kütahya Eskişehir savaşları kaybedilince Anadolu'ya gelmeye yönelik harekete geçmeye başlıyor. Atatürk'e hatta bu süreçte zaten mektuplaşıyorlar bir de. Öyle bir durum var. Hani birbirlerine yok gelmeyeceksin bilmem ne Atatürk bir öyle diyor Enver Paşa bir öyle diyor ama en sonunda tabii Enver Paşa gelemiyor çünkü Atatürk başarılı oluyor. Yani öyle bir gerçek var. Ama o da güzel bir amaç uğruna Yani şehit iyi düşüyor. yansıtmışlar atışmalarını. İyi görmüş Evet. olduk yani. Nihayetinde Atatürk ve Enver Paşa'nın Ve atışmaları size rekabeti şöyle bir gerçek şey dışı. söyleyebilirim. Enver Paşa, yani gidip Enver Paşa ile Atatürk'ü şey kıyaslayıp bir ikisini birbirine düşürmeye çalışanlar olabilir belki. Tabii gerek yok ya. Gerek yok tabii de. Mesela şöyle bir bilgi vereyim size. Enver Paşa'nın bu basmacı harekatı dediğimiz şeyde Türkmenistan civarında yaptığı Rusya'ya karşı ayaklanmada şehit düştüğünü öğrenince Atatürk'ün mesela belki de o zamana kadar ağladığını görmeyen insanlar Değil mi? ağladığını görmüş. Bir kıvanç duyuyor yani Yani nihayetinde. şey şarıl şarıl şey Murat Bardakçı'nın programından ne izlemiştim orada özellikle O daha kadarını şey bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. orada mesela anlatıyorlar. Bir şey resmen gözünden Ağladığını şarıl üzüldüğünü şarıl biliyorum gözyaşı dökülmüş yani. evet. Talat Üzülmüş Paşa için bayağı. falan da saygı duyması Tabii. vesaire. Yani o üç paşaya Ki saygı duyuyorum. Talat Paşa için mesela İsmet İnönü şöyle bir şey diyor. Talat Paşa İttihat ve Terakki'nin en büyük adamı olarak da görülüyor İsmet Paşa tarafından da. İsmet Paşa'nın kendi düşüncesi. İsmet Paşa'nın kendi Hmm. düşüncesi aynı. Allah dediğimiz gibi film güzeldi arkadaşlar. Biz tabii böyle çok tarihi anlatmak gibi değil de sohbet muhabbet olsun. Aynen konu Bağışlama öyle de oldu geldi. zaten. Bağışlama oldu Aynen. videoya. Batuhan çok istedi böyle bir şey yapmak. Ya özellikle böyle bir videoyla duyurmanın daha güzel, daha anlamlı olacağını düşündüm. Hani hem Yiğit'in bu kanalda video çekeceğini söylemek vesaire. Evet. Ya olursa ne olur? Zaten oyun videolarını bir kenara bırakırsak, eğer ki kamera karşısında beraber oturuyorsak büyük ihtimalle tarih içerikli. Mehmet. Ki daha iyi olur gibime geliyor Bence donanımlı de. olduğumuz konular hakkında. Tabii biz büyük ihtimalle çok teferruata girmeyiz herhalde. Akademik Ya ağızla konuşuruz zaten bilmiyorum bizim ama. gidip mesela bu tarz tarihi videoları çekmemiz amacı şey olacak. Yani bilmeyenin ya da gidip okumayanın en azından bizim videomuza ya da bizim daha iyi anlatan başka kişilerin videolarına bakıp anlaşılabilir düzeyde bir şeyler Yani anlatmak. temel. Aynen başka bir şey Kulak değil yani. aşinalığınız olsun. Zaten bu da bizim biraz sohbetlerimizden türeyen bir şey. Yani aynen. Yani biz yan yana geldiğimizde yaptığımız en sık Aynen. yani En kolay yani bir anda konu öyle bir tarihe geliyor ki zaten çok şey saçma konunun içinde alakasız bile. şeylerden bir bakmışsın tarihe. Aynen yani bir anda şey işte. Formula 1'den Ha bahsediyor. 5 aynen. dakika sonra Beş tarihe. dakika sonra şey kanka şey İlk konu. yarış arabaları Hadi Çayrot, bakalım hadi atalım bakalım. orada. At arabaları filan, Romalılara geldi, bilmem Ha, ne. şey Zor o iş abi. olimpiyat Olimpiyatlarda şeyinde yarışıyorlar ya. yarışıyorlar. Vesaire, vesaire, vesaire.
Bu deneme oldu bizim için. Aynen. Bir bakalım hayırlısı. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenin, yorum yapın. Yani belli bir 4-5 kişi dışında yorum yapan O yok. zaten kemik kitle, O kemik kitle saygıyla oldu sevgiyle zaten ve selamlar. şey Onların yani emeği büyüktür yani. daha fazla yani kendi düşünceni belirtmekten vesaire çekinmeyin. Yani bu bize de faydası oluyor. Size de faydası olabilir yani açıkçası. Etkileşim önemli neticede. Bizim daha İnsanlar farklı konuşa konuşa sonuçta. yani konuşa konuşa anlaşırız. Başka diyeceğim bir şey yok mu? Yine konu başka yerlere gelecek. Başka bir şey Benim varsa. ekstra benim söyleyecek bir şeyim yok. Ama o zaman bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu tarz Kendinize iyi bakın. videolar daha fazla gelecek. Kendinize iyi bakın.